Merhaba arkadaşlar, Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar yine kolay ve çok çok güzel bir model anlatmak istiyorum. Örgü modeli. Bebek örgülerinde, kendi yelek, e, ceket, şal örgülerinde de kullanabileceğiniz güzel bir model. Şöyle bebe yünü kullanacağım. Ve 2 numara tığ kullanıyorum. Ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle arkadaşlar modelimi güzel bir şekilde anlatabilmek için güzelce şöyle çok fazla sıkılaştırmadan öncelikle zincirimi çekiyorum. Şöyle biraz daha çeksem Evet. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Bakın 6. zincirimin içine 5 zincir atladım. 6. zincirimin içine şöyle ikili tırabzan yapıyorum. Tırabzanlarımı hep ikili yapıyorum. Ve yine arada zincir çekmeden aynı yuvanın içine tekrar tırabzan yapıyorum ve yine aynı yuvanın içine bir tane daha trabzan yapıyorum yani bir tane zincirin içine üç tane trabzan yaptım arada hiç zincir çekmeden bir iki iki zincir atlayıp üçüncü zincirimin içine yine trabzan yapıyorum yine aynı yuvaya üç tane trabzan yapıyorum arkadaşlar Yine arada hiç zincir çekmeden 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Evet yine arada hiç zincir çekmeden 1, 2, 2 zincir atlayıp yine 3. zincirimin içine 1, 2 ve 3 bakın aynı yuvaya hep üçer tane trabzan örerek aralarda hiç zincir çekmeden ve 2 zincir atlayarak sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın bir zincir atlıyorum. Arada yine hiç zincir çekmeden ikinci zincirimin içine kenar kısmını yapıyorum ve bir trabzan yaparak 1 2 3 tane zincir çekiyorum. geriye döndüm hatta kenara için 3 Evet 3 tane çekelim şimdi şöyle göstereyim şu ortadaki üçer tane trabzan yapmıştım ortadaki trabzanların tepelerine bakın bu şekilde trabzan yapıyorum araya bir zincir çekip tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum aralarda hiç yine zincir çekmeden hemen bakın üçlü trabzan örmüştüm alt sırada ortadaki trabzanların tepelerine batarak trabzan yapıyorum araya bir zincir çekip tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum Arada zincir çekmeden yan, yana geçiyorum. Yine ortadaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan, bir zincir ve yine aynı yuvaya batıyorum. Geçişlerde zincir çekmiyorum ve yine ortadaki trabzana batarak bir trabzan, bir zincir ve yine aynı yuvaya batarak bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna kadar geliyorum. Evet ikinci sıramın da sonuna geldim arkadaşlar. Arada hiç zincir çekmeden bakın burada zincirim vardı. Zincirin içine batarak şöyle trabzanla sıramı bitirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Bakın burada da V'lerim var. Aralarda bir zincir çekmiştim. Şöyle daha yakından göstereyim. Orta boşluklarına batarak trabzan yapıyorum buralara 3 tane bakın 3 tane trabzanımı yaptım arada zincir çekmeden yandaki yuvaya şu V'nin içine geçiyorum ve boşluklara yine batarak 2 3 yine 3 tane trabzanla dolduruyorum yine arada zincir çekmeden bakın V'nin içine geliyorum 1 şöyle ipim telleniyor arada ve üçüncü trabzanımı yapıyorum arada zincir çekmeden bu şekilde yandaki V'ye geçerek yine sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz çok çok kolay bir model herkes rahatlıkla örebilir yeni başlayanların da rahatlıkla örebileceği kolay bir model Şimdi üçüncü sıramın da sonuna geldim. Bakın zaten iki sıradan oluşmuş oluyor modelimiz. Yine üçlü şekilde doldurarak V'lerimin içine şimdi hiç zincir çekmeden kenardaki zincirimin en üstteki zincirimin içine zincir içine batıyorum. Boşluğa batmıyorum. Trabzan yaparak sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Bakın şimdi alttaki sıramın şu ikinci sıramın yani ortadaki sıramın tekrarını şimdi yine yapıyorum bakın üçlü trabzanlarımı doldurmuştum ortadaki trabzanımın tepesine batarak yine trabzan yapıp bir zincir çekiyorum ve ortaya tekrar aynı yere batarak bir trabzan Yana geçişlerde hiç zincir çekmiyorum ve yine ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve yine aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Zincir çekmeden yine ortadaki trabzanın tepesine battım. Bir zincir çekiyorum ve yine aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum zincir çekmeden yine yandaki bakın ortadaki trabzanın tepesine battım bir zincir ve yine ortaya batıyorum bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna kadar geliyorum Evet sıra sonundayım yine zincir çekmeden kenarda 3 zincirim vardı 3. zincirimin içine batarak trabzanla bitiriyorum 1 2 3 zincir çekerek döndüm V'nin içine 3 tane trabzan yaparak bu şekilde arkadaşlar aynı işlemleri tekrar ediyoruz yani şu alt bir alt sıradaki işlemin aynısını yapıyorum birkaç sıra daha örüp modelimi yükseltip hemen geliyorum Evet modelimi 1 iki sıra daha örerek yükselttim arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Videomu beğenip kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.